Kadın destek uygulaması KADES, şiddete maruz kalan kadın ve çocuklar için geliştirilmiş resmi bir uygulama. Amaç şiddet olaylarının önüne geçmek. Peki kaç kişi bu uygulamayı cep telefonuna indirdi? KADES nasıl kullanılıyor? İhbarlara müdahale süresi kaç dakika? Ayrıntılar haberimizde. Sadece bir tuşa basıyor, polis dakikalar içinde olay yerine intikal ediyor. Binlerce şiddet mağduru kadın destek uygulaması KADES'le hayata tutundu. Kadın olan herkes bu uygulamayı indirmeli. Yani sadece şiddet olması da gerekmez. Polise ihtiyaç duyduğunuz her anlamda, her konuda bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Kesinlikle çok yararlı bir şey zaten. Yani kadınlar için özellikle çok yararlı bir şey. İndirmedim ama indireceğim. KADES uygulamasının amacı kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddetin önüne geçmek. Kullanan kişi sayısı da her geçen gün artıyor. 2018 yılından beri 6 milyon 61 178 kişi bu uygulamayı cep telefonuna indirdi. Her kadının telefonda bulunması gereken bu uygulama. Herhangi bir şey olduğunda direkt bir butonla işlem alınması bence çok önemli. KADES'te binlerce ihbar yapıldı. Kolluk kuvvetleri uygulama sayesinde ihbarlara kısa sürede müdahale etti. İhbar alındıktan sonra olaya müdahale süresi ortalama 4-5 dakika. Biz de şimdi sizin için KADES uygulamasını deneyeceğiz. Aynı anda da kronometreyi başlatıyorum. KADES uygulaması üzerinden ihbarda bulundum. Neredesiniz şu an? Şu anda Mecidiyeköy meydandayım. Tamam hanımefendi, geliyoruz. Üstünüzde ne var hanımefendi şu an? Bordo bir kaşe kaban var. Tamam hanımefendi, geliyoruz gördüm. Ekipler KADES uygulaması üzerinden yaptığımız ihbara hızlı bir şekilde dönüş yaptılar. Şu anda kronometre henüz 5 dakika bile olmadı. Ancak polis memurları yanımıza ulaştı. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. KADES tanık olunan bir şiddet olayında da ihbar amacıyla kullanılabiliyor. Hepimizin ihtiyacı var. Ben olmasa da başkası için yardım edebilmek için en azından o tuş, tek tuş dediniz değil mi? O tek tuşa basaraktan diğer mağdur kalmış kadınlarımıza yardımcı olabilirim. KADES uygulaması ücretsiz olarak cep telefonlarına indirilebiliyor. Kimlik bilgileri girildikten sonra gönderilen doğrulama kodu onaylanıyor. Böylece uygulama aktif şekilde kullanıma hazır hale geliyor. Gerekli kimlik bilgileri kullandıktan sonra ad, soyad, kimlik bilgisi, telefon bilgisi, bu bilgileri girdikten sonra bir doğrulama kodu geliyor. Doğrulama kodu girdikten sonra uygulamayı aktif şekilde kullanabilir.